3 Ocak 2016 Cihat Teker'le Ayvalık tarihi çekim 8. Cihat abi, halk hekimliğinden bahsettin bize. Hayvanlarla ilgili, halk baytarlığı ile ilgili bilgi verebilir misin? Şimdi söylemeseydim ben girecektim mevzuya. Halk hekimliği olur da halk baytarlığı olmaz mı? Mesela hemen aklıma gelen rahmetli Kasap Tafo. Kasap Tafo hem hayvan baytarıydı hem insan hekimiydi. Hayvanların ayağında bir şey olursa kırılır bilmem ne. Şaşmaz doktor Kasap Tafo'dur. O gider onu yerine takar, bağlar. 3-4 yerinden çubuk tahta çubuklarla böyle bağlar. Hayvanı iyileştirir. Hatta bizim bir o zamanlar zeytinlere anlatmıştık geçen gün. Zeytine giderken özellikle ya at arabasına ya eşeklerle giderdik. Bizim bir eşeğimiz vardı. Bir gün zeytinden gelirken hayvan yük de vardı sırtında. Nasıl olduysa kırdı ayağını. Artık onu götürüp gittiler daha doğrusu. At arabasını aldılar, getirdiler hayvanı. Tabii baytar yanında Kasap Tafo. Ayağı aldı. Alçı ne arar? O takozların arasına üç tarafından koydu takozlarla. Bir iki ay içerisinde hayvan düzeldi. Peki onun gibi daha olanlar vardı. Şimdi aklımda değil. Evet. Bu hayvanlara girmişken Ayvalık'ın hani bir lafı vardır. Kedisiyle delisi çoktur derler. İşte o kedi eskiden de çok muydu hakikaten? Çoktu. Oradan mı geliyor acaba? Çoktu. Hakikaten çoktu. Delisi böyle bir melankolik, insanı melankoli yapacak bir şehirde yaşamak delirtmez mi Allah aşkına? Çıkıyorsun şurada deniz kenarında oturuyorsun, bir bakıyorsun tabiata. Çıkıyorsun bir tepenin birine bir bakıyorsun. İnsanlar kafayı yiyorlar. Aslında o tımarhane adası nereden nereye gideceğim şimdi? Deliler için, tamam deliler için de. Asıl fazlasıyla içki içip de melankoli pozisyonuna giren kişileri oraya götürüp birkaç gün orada tutar gönderirlermiş. Neyse biz baytarlıktan devam edelim yine. Kedi çoktu diyorsun. Aynen. Peki insanlar evlerini alır mıydı, evlerinde besler miydi yoksa herkes kapı dışında mı bakardı, beslerdi? Vallahi hiç kimse kedinin gelmesine, girmesine bir şey demezdi. Yani o kediler girer çıkar, yadırganmazlardı. Ama özellikle tabii bizler, ne bileyim Ayvalık içinde oturanlar, birkaç ailenin haricinde herkes evini almazdı yani. Ayvalık'ta kütüphanede, Ayvalık Kütüphanesi'nde Hür Ses ve Ayvalık gazetelerinin eski nüshaları var, ciltlenmiş. Bunlarda işte 80'li yıllar özellikle var, daha geçmiş yıllar yok. Bunları incelerken gördüm, sık sık hayvan, özellikle köpeklerin itlaf olayı var. Şimdi belediyenin bir şeyi var, bakım evi var ama demek ki eskiden beri Ayvalık'ta böyle köpeklerle ilgili demek çok ürüyorlar, bol köpek var ki dönem dönem belediyeler bunları öldürme gereği duyuyor, zehirliyorlardı. Evet. Gerçekten çok muydu o eski devirlerde? Bu konuda bilgi verir misin? Hayvan çoktu yani, kedi de çoktu, köpek de çoktu ama şimdiki gibi değil. Şimdiki gibi değil. Şimdi, o zaman bir tanıdığımız birisi vardı, belediye temizlik işçisi. Elinde zehirler torbanın içerisinde. Gider bir kenara bırakır, hayvanlar gider yer, ondan sonra orada tepine ölür. Onu kurtarmak isteyenler olurdu. İşte bak nereden aklıma ne geldi. Hemen hayvanın kuyruğu kesilir. Kurtarmak istediğinizde. Bir de sarımsaklı yoğurt vermeye çalışırlar. Ölmesin diye. Bunların ben mesela 10-15 tanesini gördüm. Bunların içerisinde 3-4 tanesinin kurtulduğunu gördüm yani. Bu yapılan taktikle. Kuyruk kesiliyor, kan akıyor. Ağzından da sarımsaklı yoğurt veriliyor.